İyi günler sayın seyirciler. Perspektife başladık. Yine bir çarşamba gününde sizlere merhaba diyoruz ve perspektifimizi değiştirerek farklı açılardan konulara bakmaya başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi gazeteci arkadaşımız, dostumuz, sevgili Mert bizlerle birlikte. Mert Özdeş, hoş geldin. Hoş bulduk Sayın Karaziz. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. Şimdi düşünelim. Program öncesinde konuşmadık bir şey ama o kadar çok şey var ki inşallah süremiz yeter konuşabiliriz ama öncelikle çok ilginç şeyler oluyor. Yani İran neler yapıyor? Bu Orta Doğu'daki en büyük sorunsalımız. Yani bir İran olayı var. İran'ın Erbil'e ardından Pakistan'a fırlattığı füzeler anlaşılan ülkesindeki terör olaylarının sorumlusu olarak bu ülkeleri, bu ülkelerdeki bazı fraksiyonları, oluşumları göstermek istiyor. Kime? Kendi içine. Bu benim görüşüm. Diğer yandan baktığımızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konuşmuştuk geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam. Aslında hep konuşuyoruz. Evet. Sinagogun altındaki tüneller, sığınaklar ve bir garip davalar Amerika Birleşik Devletleri hem kendinden hem bizlerin alışık olmadığı günler yaşıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri tabii doğal olarak dünya devi süper bir ülke, bir süper güç. Herkes her şeyini biliyor, Amerika'nın gündemini çok yakından takip ediyoruz. O yüzden böyle günler yaşamamıştı, böyle bir ortama hiç girmemişti. Ortamı aslında konuşmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki siyasi ortamı çok değişik bir noktaya gidiyor. Bir yandan İsrail'e verilen destek, zaman zaman İsrail'e ayar da vermeye çalışıyorlar ama çok etkili olmuyor. O hala devam ediyor, Gazze'deki İsrail'in gerçekleştirdiği katliam, soykırım. Ama seçim var, seçim yaklaşıyor. Seçim yaklaşırken, bunlar olurken diğer yandan Trump'ın seçime girmesi engelleniyor. Nasıl engelleniyor? Çeşitli eyaletlerdeki farklı mahkeme kararlarıyla bunlar engellenmeye çalışıyor. O zaman tabii şu var, yani Amerika'da hiçbir zaman tek adaylı bir seçim olmaz. Yani Amerika demokrasinin beşiği. Demokrasi neyi gerektirir? Yarışlı seçimler olsun ve cumhuriyetçilerle demokratlar arasında bir yarış gerçekleşsin. Peki Trump değil de kim? Bu soru şu an için sorulmuyor Amerika'da. Yani ortam tuhaf bir ortam var, dediğim bu. Yani bunu ben burada işte Amerika'dan binlerce kilometre uzakta düşünüyorsam, Amerika'nın kendi içinin, kendi dinamiğinin bunu çoktan sormuş olması lazımdı. Görünen, net bir şekilde görünen Trump'ın bu seçime giremeyeceği. Yani orada komplo diyelim ya da düzmece diyelim veyahut da hak ettiği diyelim. Yani sonuç değişmeyecek. Sonuç olarak Trump Amerikan seçimine aday olamayacak, yapmayacaklar. Yani bu net, mahkeme kararının ötesi yok zaten. Peki kim? Yani Biden kiminle yarışacak? Daha doğrusu aslında esas benim merak ettiğim, kimden çok hangi politika çıkacak Biden'ın karşısına? Bu bence çok önemli. Niye? Sonuç olarak kişiler, evet, önemlidir. Amerikan başkanı kimin olacağı, ama ortaya da bir politika koyuyorsun. Yani birisi gelip bir politika koyuyor, sen de hayır diyorsun, o değil budur. Yani ve politikalarda yarışıyor, politikalarda oylanıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin net olmayan bir politikası var aslında. Evet, İsrail'e destek de veriyor, göz duymuyor. Göz yumarak destek veriyor, bu da önemli. Zaman zaman farklı yorumları da var. Amerikan yönetiminden de geliyor bunlar. Görüyoruz ama farklı ikinci bir politika yok şu an için. Aktif olarak yok. Yani herhangi bir siyasi figürden, herhangi bir oluşumdan bir ses duymadık. Seçime giden bir ülkede bu bence çok normal değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi demokrasi geleneği olan, siyaset geleneği olan bir ülkede bunu açıkçası yadırgadım. Diğer yandan Avrupa Birliği diye bir olayımız var. Var mı yok mu şu an kimse bir şey söylemiyor. Yani siyaseten Avrupa Birliği yine fabrika ayarlarına bir dönüş yaptı bence. İşte ilk başlarda Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. Ve ekonomi ortaklığına dönük bir birliktelik söz konusuydu. Sonra bunu hadi gelin biraz daha geliştirelim, siyasileştirelim, bir tek coğrafyadan bahsedelim dediler ama şu an yine o ekonomi topluluğu ayarlarına döndü. Yani
baktığımızda Almanya başta olmak üzere Fransa'da durum öyle. Fransa kendi içinde yaşıyor. İşte başbakan değişti, niye değişti? Macron ilginç bir değişiklik. Başbakanı niye değiştirdi? Evet. Yahudi olması da çok ilginç Yahudi bir zamanlama oldu. Cinsel yönelime karşı her şeyi konuştuk ama peki bu kişi ne getirecek, ne götürecek? Yani mevcut işte Amerika'daki benzer durum. Amerika'daki durum benzeri burada da var. Yani siyaseten peki ne değişti ya da ne değişecek, ne beklememiz lazım? Bunu çok öngöremiyoruz baktığımız zaman Fransa'ya da. İşte Fransa, Almanya çıkmış olmasına rağmen İngiltere, bunlar Amerika, Avrupa Birliği'nin güçlü ülkeleri şu an ekonomik kaygılar içerisinde. Bozulan ekonomik dengelerini yeniden kurmaya çalışıyorlar. Ha, zaman zaman evet bir efelenme var askeri olarak, siyasi olarak. Amerika Birleşik Devletleri şöyle bir bakıyor bunlara, şey gibi görüyorum ben onu. Tribündesin, oturuyorsun, işte bir taraftar grubu oradaki tribünde bir grup oturuyor. Ne zaman ki amigo dönüp baktığı zaman onlar da kalkıp tezahürat yaparmış gibi bir şeyler söylüyorlar. Sonra arkasını döndüğü zaman yine oturuyorlar, seslerini kesiyorlar. Kendi işlerine bakıyorlar, maçı izlemeye odaklanıyorlar. Öyle bir durumu var. Avrupa Birliği şu an tamamen ekonomiye yönelmiş bir durumda, bir pozisyonda. Ve işte bir enerji sorunu var Avrupa Birliği'nin. Bu enerji sorununu çözmek istiyor. Gözlerden uzak, gönlümüzden de uzak kaldı. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Ukrayna-Rusya savaşı. Ne oluyor artık? Eskisi kadar Putin konuşmuyor. Belki de konuşuyor. Basına, dünya basınına bu kadar yansımıyor. Çok popülaritesi bugün bir gitmiş. Konuşması var. Bir manşet onu açarız ondan. Görmedim bugün onu. Güzel bir şey söylemiş. Yani. Aslında tabii çok enteresan da çok kalıyor. Çok enteresan bir 2024 yılına girdik. Yani ilk 15 gününü de geride bıraktık. Ortasına geldik artık. 17. günündeyiz. 3. Dünya Savaşı telaffuz ediliyor. Ama eksik olan bir yön var. Yani 3. Dünya Savaşı ama düdük çaldığında taraflar savaşmaya başladı. Kim hangi tarafta? Saflar belli değil. Saflar netleşmedi. Yani aslında 2. Dünya Savaşı'nda bir dönem akışkan, değişken şeyler yani, var, yönler var. Taraf değiştiren ülkeler de olmuştu. Pozisyon tamamıyla çıkarına göre pozisyonlarını gözeten ülkeler de olmuştu. Bunlardan işte birkaç tane ülke bugün yine gitgeller yaşıyor. Putin açıklamalarından bir tanesine parantez açmış olayım hani ekleme olsun diye. İstanbul'da Ukrayna ile 2022 yılında her konuda anlaşmıştık diyor. Bir ifşadır bu. Çok önemli. Evet. Yani son anda ne olduğunu anlamadık ve görüşmeden çekildiler diyor. Putin'in bu bir açıklaması var. Medyaya düştü. Yeni düşen açıklamalar. Savaş öncesinde mi bahsediyoruz? Bir tanesi 2022'den bahsediyor. Yani savaş sonrası devam ederken. Ama işte bunu aslında bunun bir ifşa olduğunu daha önce de bu ifadede bulunmuştu ama bunu bir kez daha dile getirmiş olması İstanbul Putin'in çok önemliydi. Bir yandan da bir açıklama da Blinken'dan geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bir katıldığı etkinlikte az önce de satır aralarında yansıyan haberlerde bir tanesi de buydu. Çok keskin bir ifadeyle diyor ki Blinken özellikle Orta Doğu'da bir dönüm noktasına gelindi diyor. Bir dönüm noktasından bahsediyor. Bir milat, bir büyük değişiklik den bahsediyor. Bu çok önemli. Açıklamaların devamında Çin'le ilişkiler, Hindistan ve diğer işte Rusya-Ukrayna krizine ilişkinde değerlendirmeler de var. Gazze'de yaşananlarla ilgili de ama her şeyi alt alta koyduğumuzda özellikle ve özellikle aslında evet hani şu Arap Baharı'nda işin içine dahil edebiliriz ama 2020'den sonra hiçbir şey ama hiçbir şey hiçbir konuda daha iyi olmadı. Daha da kötüye doğru gidiyor. Bu üzücü bir ifade. Yani böyle bir araya girmiş gibi oldum ama hani devam edebilirsiniz kesmiş gibi olmuyor. Yok estağfurullah devam et lütfen bir buradan. De, çünkü hani Avrupa Birliği'nden az önce bahsettiniz. Aslında sadece Avrupa Birliği değil bütün dünyada bugün başta ekonomi, enerji, gıda, su, sağlık gibi çok temel konularda ve tabii ki güvenlik, yaşamsal fonksiyonları doğrudan etkileyen çok ama çok temel konularda ciddi bir kriz yaşanıyor. Ciddi bir dönüm noktası yaşanıyor. Yine yayına gelmeden önce notlarımın arasına aldığım başlıklardan bir tanesi Etiyopya'da Ağustos'tan günümüze 226 kişi kuraklıktan kuraklık nedeniyle açlıktan hayatını kaybediyor. Bakın Etiyopya evet konumuz mu? Evet ama yıl 2024 ve 226 kişi açlıktan ölmüş.
böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ciddi bir su krizi var. Enerji krizi her geçen gün daha da artan bir enerji ihtiyacı ve bu enerjiye ulaşma noktasında stratejik, jeopolitik krizler, bölgesel krizler ve bununla beraber artan büyük bir nüfus ve bu nüfusa yetişmeyen, adil dağılmayan bir gıda krizinden bahsediyoruz. Aslında yani Birinci Dünya Savaşı koşullarına belki de öncesine tekrar bir topyekun geri dönüş var. Teknolojide belki de ya da çeşitli alanlarda çok ilerleyen bir dünya var ama hala insani anlamda... Tabii. Kıtlık ve açlık en büyük savaş nedenidir. Evet. Yani. Bakın oraya doğru bir gidişat evet. var. Çok ciddi bir... Yani su savaşlarından bahsedilirdi bundan 20 yıl önce. Biz lise sıralarında otururken ama bunun bir anlama... belki bir yere birçokları konumlandıramayabilirdi su savaşlarından. İleride su savaşları olacakmış, ülkeler birbirlerine su için savaşacakmış vesaire. Bu çok gerçekçi. Absürt gelirdi değil evet, mi? Bir masal gibi. Evet. Aslında bugün Gazze'de olanlar, yarın İsrail'in yapmayı planladığı şeyler, bütün bunlar da yine o yollar konuşulduğunda da bunlar gerçekçi değil, komple teorisi. İşte bunlar teolojik inanışlar, gerçek olmayan inanışlar, pragmatik olmayan söylemler, yorumlar. Olarak adlandırıldı ama hepsi maalesef gerçek oluyor. Gazze demişken hemen bir parantezde Netanyahu'ya açalım. 2025'te kaldığımız yerden devam edeceğiz diyor. Yani Gazze'deki saldırılara. Bu saldırıların Lübnan'a hatta Mısır'a, Ürdün'e sıçraması olası. Maalesef 20 binden fazla insan hayatını kaybetti. Kaybetmeye de devam edecek gibi görünüyor. Birleşmiş Milletler'den bir açıklama var. 2 milyondan fazla insan maalesef gıdaya erişememek kıtlık nedeniyle, doğru ifade bu kıtlık nedeniyle, doğru çeviri, kıtlık nedeniyle soykırıma uğratılma tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Birleşmiş Milletler açıkladı. Yani dolaylı olarak bir soykırıma Netanyahu rejiminin göz yumruğunu açıkladı. Çok ilginç oldu. Önemli bir açıklamaydı bu. Birleşmiş Milletler de haber ajansı gibi. Yani sadece ne olup bittiğini bize duyuruyor ki biliyoruz zaten yani. Ne olup bittiğini. Kıbrıs'ta öyle değil ama tabii. Kıbrıs'ta ne farkı var ki? Son döneme kadar Kıbrıs'ta biraz daha hani öyle değil demek istediğim hani yani. Sadece olup biteni söylemeyip bugüne kadar da çeşitli dayatmalarda da bulunuyorlardı Kıbrıs Türklerin lehine. Mesela Pile'de böyle mi? Pile'de barış gücünün pozisyonu ya da ara bölgede aslında sadece bu konuyu Pile'de indirgememek gerekiyor. Çünkü Pile'de yapılan inkişaf, Pile'ye yapılan nüfus aktarımı, Güney Kıbrıs'tan kaynaklanan yerleşimler ve Türk tarafının ise sadece ulaşım noktasındaki masum bir insani ihtiyaç olarak ortaya koymuş olduğu bir talebe verilen yanıt, bir zorbalık, bir direniş, bir mücadele. Yani ara bölgeye bakalım 3-4 tane noktada Pile'den çok daha kötü bir durum var. Ara bölgeyi Rumlar zaten bizim noktasında aynı kapalı Maraş gibi yaklaşıyorlar. Ve ara bölge artık tamamıyla neredeyse yarın barış gücü aradan çekilse, tampon bölgeden çekilse Güney Kıbrıs sınırları içerisinde kalan normal bir yaşam alanı şimdi gibi. Bu aslında çok önemli bir nokta. Yani demek ki Türk tarafının dile getirdiği noktayı hem Güney Kıbrıs fark etmiş hem Birleşmiş Milletler de fark etmiş. Artık Yeşilat, ara bölge diye bir ihtiyaç ya da bir işlevsel bir mekanizma kalmadı Kıbrıs'ta. Gerek de yok. Yani Allah aşkına barış gücü hatırına mı 74'ten bu yanadır bu ülkede savaş durdu? İşte ateşkes deniyor ya, savaş durdu, o yüzden kullandım. Yani barış gücünün ne katkısı var, ne oldu, ne olacak? Hiç. Yani hiçten öteye geçmiyor. Ara bölge, koskocaman bir ara bölge, bir ada için önemlidir. Yani az buzda bir bölgeden bahsetmiyoruz. Değil, evet. Yani. Ve şimdi tabii Kıbrıs Türk tarafının olayı toprak sahibi olmak değil. Burada da biraz aslında Kıbrıs'taki iki tarafın niyetlerini ortaya koyan bir heves durumu var ara bölgeye yönelik olarak. Kıbrıs Türk tarafının işte artık iki devletin varlığı söz konusu ve iki devletin arasında ara bölge ya da tampon bölge ya da yeşil ya da her ne renkse bir hat olmaz. İki devletin arasında sınır olur. O yüzden artık Kıbrıs'ta bir sınır uygulamasına geçilmesi lazım ki zaten aslında fiili olarak öyle bir durum var.
Yani geçiş noktaları var. Geçiş noktalarından her iki tarafın uyguladığı kontroller ve koydukları kurallar çerçevesinde insanların serbest geçiş yapma şansı var. Üçüncü ülkeden gelen insanlar da geçebiliyor bu kurallara tabi olarak. Ve her iki tarafında kendi güvenlik birimleri var karşılıklı olarak oradaki güvenlikleri sağlayan. Yani sınır zaman fiili, zaman iletişim de var dolaylı bir yani, doğrudan. Arada bazen araya bazen gelip barış gücü karışıyor. O da ayrı bir olay. Ama işte Türk tarafının talebi artık bir sınır olsun, sınır uygulamasına geçelim ki normalleşme talebidir bu. Ama Rum tarafının talebine toprak. Zaten Kıbrıs'taki esas emelleri ortada. Yani orada da koyuyorlar bu düşünce tarzlarını. Bir savaşa hazırlık olduğu çok belli olmuyor mesela. Uzun yıllardır yani. Şimdi daha da artan bir hazırlık süreci var. Rum tarafının bu konuda zaten hiçbir zaman gerek kamuoyu olarak gerekse siyasetinin vazgeçtiğini düşünmüyorum. Bu kimse bana şöyle böyle yaptalarla bezemesin. Onu demek istemiyorum. Mevcut yapı değişmiyor. Değişmesi için yeterli dinamik yok Güney Kıbrıs'ta. Bu dinamik neden yok? Kimse istemiyor mu? İsteyenleri birileri korkutuyor mu? O kendi iç meseleleri. Ama ben baktığımda bunu görüyorum. Yani bu değişmiyor. İşte dediğim gibi ara bölgede bile sadece ve sadece toprak derdindeler. Daha fazla toprak nasıl alabilirim? Kıbrıs Türk tarafının öyle bir derdi yok. Kıbrıs Türk tarafı tamam elbette adilane bir orada düzenleme olsun onu istiyor Kıbrıs Türk tarafı ama birinci öncelik sınır. Sınır uygulamasına geçilmesi. Orada bile aslında Kıbrıs'taki iki tarafın ne kadar birbirinden farklı olduğu, uzak olduğu ortaya çıkmakta BM'de getiriyor işte Türk tarafının önüne kendi arabasını koyarak ne bileyim ben bloklar koyarak kendince düzeni sağlayacak. Esas düzen bozucu hareketler bunlar. Başka bir şey değil. Sığınaklar konusuna ne dersiniz? Şimdi şöyle gelelim. Sığınağa insan neden ihtiyaç duyar? Yani sığınak insanoğlunun belki de en temel içgüdüsüdür. Barınma. Tabii. Ve işte mağaradan başlayan bir serüven. Sonra farklı farklı olarak işte evlerimiz de birer sığınaktır. Yani bizi hava koşullarından şundan bundan korur ama şimdi bir de işte o insanlara halka bir algı yaratma karşıya ya da kendi topluma bir algı yaratma olayı var. Yani ihtiyacın olmadan bazı şeyleri işte az önce bahsettiğim bir silahlanma. Rum tarafının silahlanmaya ihtiyacı var mı? Yok ama aşırı bir silahlanma hevesleri var. Paraları yettiğince, yetmediğince çok çok büyük paralar harcıyorlar. Çok büyük bir harcamadan bahsediyoruz. Ve bu ihtiyaçları olduğundan değil. Çünkü onlara yönelik bir tehdit var mı bugün Kıbrıs'ta? Yok. İşte sığınak konusu da aynı şekilde. Yani bir şeyler yapalım. Bir şapkadan bir tavşan çıksın. İşte ama bir elimizi şöyle sallayalım ki herkes o tarafa baksın. Ama biz bu tarafta şapkanın içine bir tavşanı koyalım, çıkaralım, illüzyonu gerçekleştirelim şeklinde bir durum söz konusu. Öyle bir süreçteyiz ki biraz daha açıyorum şeyi, çerçeveyi. Olan bitenle olup bitecek olanlar arasında çok büyük farklar, örtüşme noktalar olduğu hissiyatı var bende. Yani işte Orta Doğu'da neler oluyor, Orta Doğu neler yapıyor, işte bizim bölgemizde neler yaşanıyor. Sanki o illüzyon devam ediyor, herkes birbirini kolluyor. Kim ilk bozarsa ben de bozayım ama ilk bozan ben olmak istemiyorum şeklinde. Az önce bahsettim, İran'ın davranışları çok enteresan. Birçok kişi yorumlayanlar oldu tabii ki ama birçok kişi de anlamadı. Neler yapıyor İran? Hedefti. Şimdi resmen sağa sola saldırmaya başladı. Bakalım bir sonraki hamle ne olacak? Bu arada unutmayalım. Yine bir diğer önemli gelişme. Tabii ki o çok önemli. Yemen'e Husilere yönelik operasyon. Kıbrıs'tan kalkan, buradan kalkan uçaklar gittiler. Yemen'i bombaladılar ki gören duyan olmuş uçakların geçişini. Gazze'ye ikmal yapan İngiliz uçaklarında yine ağır oturdan kalktığını biliyoruz. F-35'lerin, bombardıman uçaklarının. İngiliz üsleri yani şimdi bir tabeladan ibaret değil. Bu konuda sadece bir sanırım sivil toplum örgütünün Güney Kıbrıs'ta
tepki gösterdiğini gördük. Çok da fazla ses getiren olmadı. Bilmiyorum, Kuzey Kıbrıs'ta özellikle birçok alanda sivil toplumun son dönemlerde muhalefetin biraz sessizliğe birçok konuyla ilgili, yani sadece ülkede yaşanan sorunlarla ilgili değil, dünyada Güney Kıbrıs'a yaşanan, Kıbrıs'ı ilgilendiren doğrudan ya da dolaylı gelişmeleri de çok böyle sessiz kaldığını, kayıtsız kaldığını gördüm. Biraz herkes içine gömülmüş gibi bir durum var. Bilmiyorum, bir derin bir sessizlik var. Bu acaba neye bağlı bilemedim ama pandemi sonrası herkes bir kabuğuna çekildi gibi. Uzun da yıllar, yani 4 sene geçti üzerinden ama daha da yaşıyoruz etkilerini hala ama ilginç oldu bu. Hatırlarsanız yani 2020 öncesi özellikle en ufak bir sismik araştırma, en ufak bir sondaj faaliyeti Türk tarafında, Türkiye ile birlikte yürütülen çalışmalar, açıklamalar, önleyici müdahaleler, işte SİHA'ların gözlemci, yani buradaki çalışmaları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilgilendiren güvenlik konularıyla ilgili yaptıkları faaliyetler hep bir takım çevrelerde tepki toplar durumdaydı. Ve işte askersiz Kıbrıs, işte silaha karşı, askere karşı bir tavır içerisinde ortalık olan ayağa kaldırıldı, kesimler şu anda çok sessiz, yani dünyayı bombalıyorlar. Yani 2 milyon insan soykırımla burun buruna ve Netanyahu hükümetine buradan bin kalkan insan, yaklaşık 30 bin insan öldü, vefat etti ve bilinen o. Evet. Daha inkaz altında olan, bu, bilinmeyen, daha ne olacak bilinmeyen çok insan var. Tabii tabii, daha ne olacağını da bilemiyoruz. Ve ABD'nin nükleer denizaltıları cirit atıyor bölgede. Uçak gemileri, destroyerleri cirit atıyor. İhtiyaç halinde Güney Kıbrıs'ta ikmal yapıyorlar. İşte İngiltere'ye ait savaş gemileri, uçaklar yine buradan aynı şekilde gerek Yemen'e, Kızıldeniz'e, gerek işte İsrail'e, Netanyahu hükümetine destek amaçlı sortilerine, seferlerine devam ediyorlar. Bu konuyla ilgili açıklama yapan yok. Tepki gösteren yok. Buna itiraz eden yok. İşte askerliğe karşı olan vicdani reddini kullananlar sessiz. Yani, ama o konuda yani, ses çıktı. Yani bir kere bir vicdan ret yasası meclise geldi. Neden kabul edilmedi? Şu bu böyle bir, ya ben son dönemden bahsediyorum. Ben de işte geçtiğimiz hafta, önceki hafta değil mi? Evet. Bu kısa süreli bu yaşandı ama evet, bir ölü toprağı seyretmiş. Fırtına öncesi sessizlik mi dersiniz, ya, ne dersiniz fırtına bilmiyorum. Fırtına çıkar mı? Neyin fırtınası? Fırtına çıkması için belli koşulların, hava hareketlerinin oluşması lazım. Yok öyle bir şey yok. Yani bizim ülkemizde bir fırtının çıkması çok kolay aslında. Yani bir bakarsanız bir kabine değişikliği, bir kurultay kabine değişikliği var. Yani hangi parti olursa olsun. Onu da araya sokuşturalım. Ona da girelim. Yani bir anda bir bakmışız ki gündem değişmiş. Yani enerji kaynaklarını çok har vurup harman savurduk. Hangi enerji kaynaklarını? İşte bu kitlesel, yani karşı taraf, diğer taraf, iki taraf, üç taraf, hangi taraf olursa olsun tüm ideolojiler, bugün ülkemiz için konuşuyorum, enerjilerini har vurup harman savurdular. Şimdi bu biraz da şeye benziyor işte, benzetme bu, teşbih itaat olmaz. Yalancı çobanın olayına benziyor. Yani yalan çoban bağırıyor, kurt geldi, köylüler koşuyor, aa kandırdım. Olmadı. Üç, dördüncü, artık gerçekten olduğunda da kimse hareket etmiyor. Artık inanmıyor çünkü insanlar. Bugün bu ülkede hem sağ hem sol ideolojinin temel sorunu bu. Bakma Facebook'ta, sosyal medyada metiye düzenler, cayır cayır yazanlar, çok insan var. Var öyle bir iki sosyal medya fenomeninin altında toplanıp kendilerince hoşça vakit geçiren insanlar var. Yapsınlar da, eleştirmiyorum. Herkes. Onda bile bir kalite vardı ama kimseye o da maalesef hakaret etmeden dilediğini yapabilir. Onu, onda bile bir kalite vardı. Karışmam ama yapmışlar. Bunun dışında gerçekten enerji sorunu hem siyasi partilerimizde, hem siyasi ideolojilerimizde, hem sivil toplum örgütlerinde, özellikle o çok büyük sıkıntıdır. Yani sivil toplum örgütlerinin o enerjilerini, halktan aldıkları enerjilerini kaybetmeleri çok önemlidir. Ama bunun nedeni işte bu. Çok cömertçe, bonkörce har vurup harman savurduk, gitti. Bitti. Yani hatırlarız, Annan Planı dönemi nasıldı? Şöyle bir parmak çıtlatmasıyla insanlar sokaklara fırlardı. İşte rozetler, şarkılar, cep telefonlarının melodileri.
Neler ama neler gerçi orada yani büyük bir propaganda. Renkler, antenler, arabaların antenlerinde her kez kendi görüşünden, kendi partisinin, kendi düşüncesinin kurdeleri, dükkanların açılır kapanır levhalarına kadar girmişti siyaset. Yani saçımızın teline kadar siyasete bulanmıştık ve çok enerjik bir dönem geçirdi bu ülke anlam planı. Güneyde öyle bir hava yoktu, o ayrı bir olay ama biz burada bunu yaşadık. Bitti. Yani fay attı, enerjisini boşalttı ve durdu. Artık bir enerji gelir mi gelmez mi çok gelecek gibi görünmüyor sevgili Mert. Çünkü işte bakıyoruz yaprak kımıldamıyor. Yaprak kımıldayacak bir şey yok. Az önce Avrupa Birliği için söyledim ya, Avrupa Birliği şu an fabrika ayarlarına döndü ve kendini ekonomik konulara, gündeme gömdü. Aslında ülkesel açıdan baktığımızda doğruyu yapıyorlar. Yanlış çünkü yapmıyorlar. Ekonomik beka sorunları başladı. Hani Türkiye'de bahsediyoruz. Ekonomi kötü olunca zaten hiçbir şeyin önemi yok. Yani ordun çok güçlü ama ekonomi sıfır. İnsanlar sürünüyor yıllarca. Sovyetler Birliği bunu yaşamadı mı ve çöktü gitti. Toparlanamadılar bir daha. Hala da Rusya hala o biraz mirastan biraz da yeni dönemin nimetlerinden faydalanıp götürüyorlar. Ülke büyük, idare edersin bir yerde. Ama o miras da yine bir yerde bitebilir. O yüzden bizde de insanlar artık şunun idrakına varmışlar. Yani hezeyanlar içerisinde sağa sola savruluyoruz ama yapmamız gereken işler var. Yapmamız gereken işleri yapmıyoruz. Ülkenin işte son günlerin çok ilginç bir konusudur. Ülkenin nerede o? Aslında bizim esas yerimizi gösteren güzel çarpıcı bir örnektir. Merak ettin. Girne-Lefkoşa yolundaki aydınlatma lambaları. Biz hala oradayız bak sevgili Mert. Yani oraya gelebildik desem kızar mısınız bana? Geçmiştik orayı, lambaları dikmiştik. Ama şimdi tabii bakım başka bir şey. İşte bak, oraya yeni gelebildik. Yani kurumsal devlet yapısı çalıştırmayınca böyle oluyor. Şimdi bir ama orada bir parantez işte, açmak, isimlerden bahsetmek gerekir. Sayın Gönyeli Belediye Başkanı'ydı. Yerel yönetimler tabii. Girne ama yerel yönetimler bunu nasıl yaptı? Belediye reformu yapıldı bu ülkede. Belediye reformu yapılmasa, inan bana bu güzel ortaklık, bu güzel hareket ki gerçekten bravo diyorum tüm başkanlara. Her iki başkana da tabii ki. Aynı çok güzel işler yapıyorlar. Ailesine de teşekkür ederim. Çünkü şöyle bir şey var. Tam bir ölü toprağa maalesef söz konusu. Çünkü ülkede bir projeyi hayata geçirmek çok zor. Ekonomik sorunların dışında da çok zor. Çok engel var. İstimlan da dışında her konuda hemen tabii. Hemen. Söz konusu karayolları özelinde olduğunda ancak şöyle bir şey var. Elimize 0 kilometre anahtar teslim verileni de idame ettirme, bakımını yapma, yürütebilme noktasında ciddi ciddi maalesef noksanlıklar yaşıyoruz. Örnek verelim işte Lefkoşa çevre yolu. Havalimanına doğru giden o yol. Bakın binbir zorluklarla yapıldı bir kısmı. O yol yapıldı ama biz otlarını temizleyemedik söz verdiğimiz halde. Evet. Işık takamadık. O yolda bir geliştirme yapamadık. Refüjleri yönetemedik. Yani ara yolları yapamadık. Yani BRT'ye gelirken Girne'den o yolu kullanmak ne kadar güzel. İstimlak sorunu varmış. Ama daha sonra galiba. Onu halletmişti zaten. Toprak yolları geçmeniz gerekiyor. Yani maalesef sorunu çözülmüyor. İşte o yüzden az önce yani küçümsememek lazım. O lambaların değiştirilmesi tamam işte. Yani gerçeklerimizle yüzleşiyoruz. O yüzden işte o önceki dönemlerdeki enerji yok. Olmaz da. Normaldir. Yani bu buraya gelmiş olmamız bence çok normal bir sonuçtur. Bilinen, görünen bir sona geldik. Son derken istasyon diyelim. Yani şimdi artık bundan sonra farklı bir tempoda, farklı bir lokomotifle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi Haziran'a kadar önümüzde meclis tatile girince kadar epey bir zaman var. Az önce kabine değişikliğiyle ilgili bir kapı aralandı. Oradan biraz ayağımızı uzatalım mı? Yok, onun hiçbir şeyle ilgisi yok. Sadece ve sadece işte Ulusal Birlik Partisi kurultayı dengeleri. Yani o kadar. Yani başka ülkenin gereksinimleri ya da siyasi koşulları falan değil. O UBP'nin kendi iç siyasi koşulları çerçevesinde yine bazı değişiklikler olacak. Yani bunu açıkça söyleyelim. Herkesin bildiği, konuştuğu, son dönemlerde konuştuğu şeyler. Hükümet içerisinde bir şeyler oluyor. O ayrı bir mesele.
şu an itibariyle dedikodudan ibaret olduğu için ben konuşmayı çok sevmem, tercih etmem dedikoduları. O yüzden konuşmayalım ama ülkenin, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anki dinamiği aslında keşke 10 yıl, 15 yıl önce başlamış olsaydı. Biraz geç kaldık o dinamiğe. Esas konulara şimdi yöneldik. Hep işte şöyle çözelim, böyle çözelim. Çözüm olacak, her şey düzelecek. Tamam, onu kabul edelim, doğru kabul edelim. Peki olmazsa ne olacak? Yani vurduk, kırdık. Biz bu devleti çok hırpaladık, çok hor kullandık. Gerçekten. Yani düşün ki birilerine yepyeni bir ev veriyorsun. Sıfır. Gayet güzel yapılmış, gayet kaliteli, her şeyi var. Odaları, odalarının donanımı, ışık, ısıtma, soğutma, her şey yapılmış ama evi kullananlar nasıl olsa ben bu evden çıkacağım, nasıl olsa bu ev benim değil. Senin bu ev yok, benim değil, ben şurada başka bir ev var, ilk fırsatta oraya geçeyim. İyi de oradakiler seni, sana kapıyı açmıyor. Sen o evdesin. Yepyeni güzel bir ev, donanımlı bir ev. Yok hayır, ben diğer, daha önce benim yaşadığım nostaljik bir olay. Biraz da nostaljik aslında Kıbrıs konusu. Oraya gideceğim. Açmıyorlar sana. Bahçe kapısından içeri giremiyorsun. Boş ver evin ana kapısını. Kendi evimizi ihmal ettik. İşte boyasıdır, badanasıdır, elektriğidir, şu su, bu su. Harabeye çevirdik. Ya şimdi düzeltmeye başladık. Düzelteceğiz de. Düzelecek. Yani ben o konuda umutsuz değilim. Ama işte bir zaman kaybı. Yani 10 yıl, 15 yıl devletler için önemli değil ama insan hayatında önemli bir süredir. Yani neden 10 yılı, 15 yılı bir nesil kaybetmiş olsun? Sorunlar içerisinde kalkıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz, aynı sorunlar. Yatıyoruz, kalkıyoruz, aynı sorunlar. Bunları yaşadık. Keşke aynı sorunlar olsa. Yani konu başlıkları gerçekten evet, olsa da artıyor da. Kademeli olarak da bir artış var. Şimdi bugün iki yakın eş dost bir araya geldiğinde ilk konuştukları şey muhtemelen ekonomik kriz, asgari ücretler ki bir numara, et fiyatları elektrik önemli. Potansiyel elektrik fiyatları. Süte zam geldi, ne olacak mesela? Yani şu anda bizim bu aslında konuştuğumuz birçok konu başlığı. Bunları konuşalım işte, bunları konuşalım. Bunlar da konuşmak yani, gerekir tabii ki. Bunları konuşurken işte bizim programın formatından şimdi biraz daha böyle daralttık gibi çerçeveyi ama bize etkileri ne olur diye öyle bir başlığımız var yakın çevremizdeki gelişmelerin. Şu an itibariyle zaten henüz daha kimsenin bir şey yapmaya niyeti yok. Bir şeyler olacak ama yani çok sakin ve böyle badiresiz bir süreçte değiliz. Çok ciddi bir enerji birikiyor ve bu ciddi enerji birikmesini hangi devlet nasıl atlatabilecek çok da emin değilim. Birçok devlet dünya savaşı olmasa bile ben dünya savaşı formatında değilim. Yani daha doğrusu şöyle. Fiili bir savaş. İkinci dünya savaşı formatında bir üçüncü savaş olmaz. Evet. Yani nasıl olur? İşte şu an aslında üçüncü savaşı başladı. Çoktan başladı. İlk aşaması çoktan nedir? Başladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşı. Orta Doğu'da olanlar. Şimdi İran sayfasını açmışlar. Yani İran sayfası açıldı. Yani Arap Yemen'e, Yemen'e Arap müdahale. Buna tabii, dahil edebiliriz. Yani böyle garip bir senaryo olacak. Yani topyekün iki taraf birbirine saldırmayacak. İki taraf savaşmayacak. İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Zaman zaman saf değiştirenleri de görebiliriz. Gerçi İkinci Dünya Savaşı'nda da olduydu ama evet, saf değiştirenleri bile görebileceğiz. Yani çok enteresan bir duruma gidiyoruz. Ekonomi de silah olacak. Ekonomi az önce sen bahsettiğin aslında zaten çok önemli. Kullanılıyor. Yani kıtlık yaratarak, yokluk yaratarak su krizleri, salgın hastalıklar tabii, bakın yani şu anda etmek, şu artık yaşamış olduğumuz gün yüzüne çıkan birçok skandalın gün yüzüne çıkmaya başladığı şu günlerde artık size o kadar da saçma geliyor mu şu ifade 2020 yılında yaşamış olduğumuz 2019 yılında başlayan COVID-19 salgınının yapay bir salgın olduğu, küresel bir silah olarak kullanılmak amacıyla yaratılmış bir yapay salgın olduğu şeklindeki bir komple teorisi size eskisi kadar saçma yok, geliyor COVID, mu? COVID'e bakıyorum. Evet doğru. Pandemiye bakışım da değişti. Onu da ekleyeyim çok kısa. Sonra evet, sözü sana bırakacağım. Buyurun, COVID'i buyurun. Ben birçok insan gibi, milyonlarca, milyarlarca insan gibi sanki o içinde yaşadığımız pandeminin bir tezgah olduğunu düşündüm ama düşünmüştük. Ama ben şimdi esas tezgah bu
bugünler, yani Covid sonrası, pandemi sonrası aslında. Yani o pandemiyle yaşatılmak istenen şimdi başladı. O bir araçtı. Esas bugünler, yani pandemi sonrasında bugün oluşan süreç esas hedef oydu, başarılı olundu. Dünyayı yönetmeye aday emperyalist, siyonist, evangelist yönetici kadro, kendilerini yönetici tayin eden, kendi kendini yönetici tayin eden kadronun biliyorsunuz ki Tanrı ile bir pazarlığı var. Evet. Hazreti Mesih'i dünyaya daha erken getirmek için kendilerine, kendi inançlarına göre daha önceden işte Tevrat'ta ya da diğer kaynaklarda belirtilen bazı alametlerin gerçekleşmesi noktasında bunlara hız kazandırmak adına bir çaba içerisinde oldukları zaten biliniyordu. Bilinen bir gerçekti. Bu bağlamda Einstein skandalı, sinagog tünelleri, toplu katliamlar, belki yapay salgınlarla beraber ilginçtir, yapay depremler, toplu ölümler gibi projeler, Bill Gates'in de zaman zaman uyarılarda bulunduğu, bu uyarıların zaman zaman gerçekleştiğini de bir kenara not düşmek lazım. Bunun gibi birçok aslında teori hayat bulmuş durumda. Şimdi bütün bunlar, ya işte biz etik 750 liralık eti konuşuyoruz ama siz de neden bahsediyorsunuz dediğinizde o işin ucu tekrardan mutfağa, tencereye bir şekilde dokunuyor. Yani birbirinden hiç bağlantısı değil bunlar. Dolayısıyla yani az önce bahsetmiş olduğunuz gibi toplu ölümleri gerçekleştirecek. Çünkü alametlerden bazıları da bunlar. Büyük depremler, büyük doğal afetler, toplu ölümler, büyük salgın hastalıklar gibi Tevrat'ta ve diğer dini yazılı kaynaklarda da belirtilen bazı alametlerin gerçekleşmesini öne çekmeye çalışıyorlar ki Hazreti Mesih daha erken gelsin ve bu sapkın, yönetici kadroyu... Sapkın bir zihniyet. Evet, yani. Bu sapkınlığı da artırmak. Ama bir şey söyleyeyim, çok özür dilerim. Böyle ufak ufak araya gireyim. Buyurun. İkinci Dünya Savaşı da sapkın bir zihniyette çıkmamış mıydı? Tabii ki öyle. Yani çok uzak bir ihtimal. Tabii ki öyle. Şimdi ya bırakın onlar 3-5 sapık ya da 3-5 sapkın diyelim, daha yumuşak olsun. Dünya Savaşı mı çıkarır? Ya bir sapkın İkinci Dünya Savaşı'nı çıkardı yani. Sapkın herif. O da onun bahanesiydi aslında. Yani o yüzden çok yabana atmayalım. Dikkate alınması gereken şeyler söyledik. Çok 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 önemli bunlar. Tabii bunlar hep zamanda şanslıyız ki şanslıyım ki bunları çok küçük yaşlarda dikkatle ciddiye alarak okuyup araştırmaya çalışmıştım. Ama tabii o zaman bunları birilerine anlattığınızda muhtemelen size deli derlerdi. Bugün şu anda bunu televizyon ekranında birlikte söyleyebilmek ne kadar güzel. Maalesef ki gerçek oldu bunlar. Keşke komple teorisi olarak kalsaydı. Evet. Ve bir de bu işin yarını var. Bakın bunlar bugün tabii, yaşadıklarımız. Tabii. Yarın için planladıklarını ifşa ediyorlar. Daha şu an işin diyor başındayız. Diyorlar ki biz bir sonraki hedefimiz işte Gazze'den sonra, Kudüs'ten sonra, Gazze'den sonra Mekke, Medine diyor. Lübnan diyor. Vaat edilmiş topraklar diyor. Bu da yetmeyecek. İşte yani bu bölgeyi almış olmak kurtarmaz. Yani Hazreti Mesih'in gelmiş dünyanın galibi, dünyanın yöneticisi olmak gibi, efendisi olmak gibi hırsları var. Ve bu bağlamdadır medyayı, sivil toplumu, yaşam tarzını, markaları, dizayn etmeleri, filmleri, şarkıları, müzikleri, renkleri, cinsel tercihlere bile dokunmaları. Bu yüzdendir ki hayatın her alanına dokunmaları, temas etmeleri. Nedeni budur. Bunları göremiyoruz. Bugün çok küçük başlıklar alıp tartışıyoruz ama maalesef resmin geneline baktığınızda bakıyorsunuz ki bugün 10 milyonluk, 10 milyon bile diyemeyiz. Bütün Yahudileri, İsrail'de yaşayan bütün Yahudi halkı suçlayamayız. Bugün belki 3-5 milyonluk siyonist bir çete, bir rejim İsrail'de. İşte bir yaklaşık 100 milyonluk bir evangelist grup Amerika'da maksimum. İşte dünyayı yönetme noktasında böyle bir saçma sapan sapkın planlar ve projeler dayatmaya çalışıyorlar. Bunun ucu Kıbrıs'a da dokunuyor. Bunun ucu işte yarattıkları yapay sistemler, mekanizmalar nedir bunlar? İşte Birleşmiş Milletler gibi, Dünya Bankası gibi, işte para, uluslararası para fonu gibi, çeşitli örgütlerle, işte Hollywood gibi, işte müzik dünyası, sinema dünyası gibi maalesef her yerlere nüfuz ettikleri için sosyal medyayı da ya medya zaten medya yani, zaten keza öyle hayatımızı bu zihniyet, bu sapkın zihniyet şekillendirmeye çalışıyor. Buna direnmek gerekiyor. Bu siyasette de geçerli. Bugün bu zihniyetin, geçen programda konuştuk, bu zihniyetin bize bugün Kıbrıs'a dayattığı şey federal çözüm. Neden? Çünkü federal çözüm bugün adadaki Türk varlığını,
Türkiye'nin varlığını, desteğini, bu bölgedeki İsrail'i ve bu sapkın çetenin, güruhun planlarını bozmaya yönelik engellerden bir tanesi. Evet. Dolayısıyla Kıbrıs'la ilgili özel boyutuna bakıldığında da bu engeli kaldırmanın, zayıflatmanın bir yolunda federasyon olduğunu çok iyi görüyorlar. Görüyorlar ki bugün Gazze'de iki devlet çözüm diyorlar. Ama Kıbrıs'a gelince böyle değil. Yani maalesef bunu neden bir kez daha söylemek durumunda kaldım biliyor musunuz? Çünkü biliyorsunuz ki bir tutuklama konusu, Rum tarafında da bir tutuklama kararları arka arkaya alınan Türk tarafına yönelik ciddi bir saldırı var. Yani uluslararası bir tezgah gibi görünüyor bu aynı zamanda. Farklı boyutları da var. Ancak bunun bize federasyon olarak masada tekrardan karşımıza çıkma gibi bir durum var. Çünkü bunu destekleyen tabii bir köşeye sıkıştırma işbirlikçi bir ekip şu anda başladılar yazmaya, çizmeye. İşte bakın, gördünüz mü? Bu gibi şeyler başımıza gelmeye devam edecek. Siz iki de çözüm demeye yine kötü şeyler dediğinizce. Oluyor. Evet, yine bunu kötü söylemeye başladılar. Oluyor. Yani bakın, hemen felaket, ilk fırsatta federasyon karşımıza çıkıverdi. Felaket tellallığını yapıp tabii. Hadi federasyon yutun şu hapı. İğneci korkusuyla tekrardan evet. Başlıyoruz o günlere. Hazır müzakere ön görüşmeleri de nabız yoklamaları da başlayacak yakında. Ay sonu yanılmıyoruz ama evet, ay sonu yani, gelecek. Maalesef aynı şeyleri tekrar söylüyor gibi oluyoruz ama bunlar önemli. Tekrar vurgulamak çok önemli. Bizler farkındayız. Herkes gibi değiliz. En azından farkında olanlardanız, çok şükür diyelim. Ben böyle düşünüyorum. Ne eklemek istersiniz? Şimdi tabii Bayan Koyar geliyor. Onun da akrabalığı var mı yok mu çözemedik. Yani o konuda gerçekten bir bilgi boşluğu var. Ben çok merak ediyorum. Perez de Koyar'ın bir ısımlı olur mu? Olabilir çünkü hem meslek olarak hem isim olarak bu kadar paralellik olmaz ama o ayrı bir konu. Ay sonu gelecek. Ay sonu geldikten sonra biz geçtiğimiz hafta Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanı buradaydı. Sabah programını yaptık kendisiyle. Sordum. Ne olacak? Çok net konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. O konuda çok açıktı, çok netti ve işte gelecek burada benimle ve işte Güney Kıbrıs'ta Sayın Hristodulidis'le görüşecek. Sonra garantörlere de gider. Kendisi format olarak ne düşünüyorsa onu yapar. Bu kadar. Yani altını çizerek söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ayrı ayrı görüşecek liderlerle. Başka bir şey yok. Ve sonrasında bir rapor hazırlayacak. Bu konuda Kıbrıs Türk tarafı çok net. Türkiye de çok net. Yani işte gelin, bakın ben ışık gördüm. Tünelin ucunda bir ışık var. Hadi gelin oraya bir masa kuralım. O ışık manzarasında oturalım masaya da görüşelim. Yok, öyle bir dünya yok. Yani o masa zaten yandı. Yani masa Crans Montana'da yandı. Ben söylüyorum bazen yorum farkıyla hayrete düşenler var ama işte gününü hatırlayamıyorum. Yine Güney Kıbrıs'ta Dışişleri Bakanı Kombos'un açıklamasıydı. O da bir konuşuyor, bir konuşuyor. Her konuya giriyor. Gayet böyle girişken bir bakan. Ve tabii ki diyor Crans Montana'da kaldığı yerden başlayacak. Tabii ki Crans Montana'dan kaldığı yerden başlayacak. Crans Montana'dan kaldığı nokta federasyonun ölümüydü değil mi? Doğrudur. Yani biz aslında Crans Montana'dan kalmadı ki, bitti. Biz Cenevre'den başlasak. Diplomaside terimler çok önemlidir. Sen evet. De bilirsin. Evet. Biz kaldığı yerden değil, bittiği yerden başlayacak. Yeni evet. Bir başlangıç. Güzel yani, bir ifade. Bittiği yerden başlayacak. Öyle. Crans Montana kalma noktası değil, bitme bir ara noktası. Verilmedi. Bitme noktası. Bir erteleme bu. Olmadı. Ki, yani bitti orada. Evet. Artık evet, bakınız Crans Montana, çünkü biz belgelemek istiyorsak bir şeyleri Kıbrıs Türk tarafı olarak Crans Montana'yı kullanmalıyız. Zaman zaman kaçıyoruz buradan. Yani lanetledik aman hiç adı geçmesin, hiç konuşulmasın. Bilakis bizim alnımız açık değil mi o konuda? Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye günlerce emek sarf edilmedi mi? Ne oldu? Kocaman bir hiç oldu. O belgedir işte. Yani Crans Montana bence Kıbrıs konusunda federasyonun akıbeti, kaderi ve malum sonuna ilişkin bir belgedir. Crans Montana'yı biz de Türk tarafı olarak lanetlemek yerine kullanabiliriz. Bizim de işimize gelir. Bizim daha çok işimize biz gelir. Biz 2004'ü bile kullanamadık. Özür diliyorum ama maalesef. Ya, ya. Çok iddialı olabilir ya. Ama
Yok, haddimi doğrudur. Aşmak istemiyorum. Doğrudur. Biz 2004'ü kullanamadık. Doğrudur. Yani federasyon diyenler. Ya bu arada tabii kimseyi ben görüşlerinden, düşüncelerinden dolayı yargılayamam. Bunu çok iyi anlayabilirim ama bazı gerçeklikleri de artık görmek gerekiyor. Yani görün lütfen. Görmeye çalışın. Evet, bir model olabilir ama bu modelin farklı maksatlarla bize dayatılmaya çalışılmasına tahammülümüz yok. Bu masalı tekrar tekrar okumak istemiyoruz. Federasyonu dünyanın başka bir coğrafyasında herhangi bir başka yere destekleyebilirim. Alırım önüme. Önüme gelirse, yorumlamam gerekirse yorumlarım. Nacizane görüşlerimi aktarırım. Ama bu coğrafya, bu topraklar kendi adıma hele hele bu bölgede bugün yaşananları da alt alta koyduğunuzda ne uzman olmanıza gerek var, ne gazeteci olmanıza gerek var, ne de çok ciddi bir medya okuryazarı olmanıza da gerek yok. İnsani sezilerle, duygularınızla, temiz kalbinizle şöyle bir olup biteni anlamaya çalışsanız zaten burada yapılmak istenenin ne olduğunu çok iyi anlarsınız. O yüzden sözü gevelemeye, uzatmaya hiç gerek yok. Peki Türkiye neden tekrar yeşil ışık yaktı? Ya da Kıbrıs Türk tarafı tabii birlikte koordinasyon halinde. Neden yeşil ışık yaktı o zaman? Aynı soruyu soralım. Peki neden Hristodulis Türk tarafının tavrı iki devletli çözüme, iki egemenliğe dayalı çözüm modelinin noktasında Türk tarafının tavrı değişmediği halde masaya hemen oturmaya dünden razı? Çünkü her iki tarafta şu anda görüşüyormuş gibi yapmanın kendilerince belki de bazı kazanımları olabileceğine inanıyor. Tabii görüşmeden kaçan taraf olmak istemiyor kimse. Yani dolayı buradan bir artık yeni bir film, yeni bir senaryo çıkmaz. Zorlamayalım, enerjimizi kaybetmeyelim. Yine aynı şeyleri söyleyeceğiz. Bunu muhalefet lideri Sayın Tufan Erdoğan da söylüyor. Yani önce evet Kıbrıs sorunu çözülmek için çaba beklerken diğer taraftan da iç sorunların üzerine gidilmesi çünkü gerekiyor. Halkın beklentisiyle az önce konuştuk. Yani halkın enerjisi, halkın dinamiği o yönde. O yönde çalışıyor halkın dinamiği. O yönde bir beklenti var. Beklentiyi görmezden gelip işte yine bakınız burada çok güzel şeyler olacak demek siyaseten de çok faydalı olmaz diye düşünüyorum. Bitirelim. Sondayız. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sondayız. Çok teşekkür ettim sana. Ben teşekkür ederim. Çok hızlı bir bitiriş oldu. Son oldu ama konular uzar çünkü uzatmayalım. Haftaya görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere akşamlar. Evet sevgili seyirciler, perspektifi bitirdik. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Sağlıkla kalın.